Sesil Yayıncılık'tan 360 ekranlarından Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Atatürk Havalimanı'ndayız. Etnosfor Kültür Festivali'ndeyiz. Çok ama çok keyifli, bol enerjili bir program sizleri bekliyor benden söylemesi. O zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle 360 ekranlarında başlasın. Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle 360 ekranlarında başladı. İstanbul Avrupa yakasında Atatürk Havalimanı'ndayız. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın, çaylar kahveler alınsın. Çok keyifli bir bölüm sizleri bekliyor bakın benden söylemesi. 4 gün boyunca devam edecek Etnospor Kültür Festivali Atatürk Havalimanı'nda. Buraya giriş ücretsiz. Buraya geldiğinizde birçok kültürel aktiviteyi, birçok kültürümüze canlı canlı şahit olabilirsiniz. Burada birçok oyunu deneyimleyebilirsiniz. Burada birçok lezzeti tadabilirsiniz. O zaman şöyle bir alana göz atın. Sonrasında biz ne mi yapacağız? Hep beraber buraları en güzel şekilde keşfedeceğiz. Bu yıl 5.'si düzenleniyor Etnospor Kültür Festivali'nin. Birçok ülkeden katılım olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Şu anda Gaziantep çadırının önündeyiz. Ne yapıyorsunuz burada? Hoş geldiniz efendim. Hoş Gaziantep'ten geliyoruz biz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Gaziantep Sedef işlemeciliği tanıtıyoruz. Şimdi canlı canlı bize yapabilir misiniz? Tabii göstereyim hemen. Hemen hemen. Yaparken anlatırsın abi. Tabii tabii. Tabii. Sedefkar Adem Bıyık. Evet efendim. Hoş geldiniz. Evet, bize şimdi canlı canlı sedef işlemeciliğini evet. Gösteriyor. Evet. Efendim şimdi bu görmüş olduğunuz sedef işlemecinin ağaçları ceviz ve gülgenden yapılma. Üzerindeki motifler tamamen kafadan geldiği gibi çiziyoruz. Çizilen yerleri sarı pirinç telkari işliyoruz. Böyle önce yer açıyoruz keskiyle. Sonra teli içerisine çakıyoruz. Ya Adem Bey bir şey söyleyeceğim. Evet, bu nasıl bir ustalıktır? Efendim şimdi şöyle söyleyeyim. Biz baba mesleği, babamızdan bize kalan Allah bir miras. Eylesin. Bu sektörde ben son neslim. Yaşım 42. Turizm Kültür Bakanlığı zanaatkarıyım. Nesli bitmiş, kaybolmaya yüz tutmuş sanat dallar arasında bu işi sürdürmeye devam ediyoruz. Son nesiliz bu işte. Şimdi bu bir takı kutusu mu? Bu mücevher kutusu efendim. Tamam. Bunun üzerine telkari pirinçle işliyoruz çizilen yerleri. Sonra tatlı su deniz kabuğu midyelerle kesip çark makinesinde elle şekillendirerek düşsün şöyle. Şekillendirerek oyulmuş yerlere oyup içine yerleştiriyoruz. Motifini çekilen içine yerleştiriyoruz. Vay 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 evet. Vay vay. Sonra bunu kendi ağacının tozu ve yoğurt yapıştırıcısı macunla basıyoruz. Osmanlı İmparatorluğu yumurtanın ağıyla yapıştırıyormuş. Cami minarelerde hep kullanırlar evet. Ağları. Şimdi burada birçok farklı mücevher kutusu var. Örneğin şunun fiyatını soralım. Ne kadar bu? Efendim bu orta boy mücevher kutusu 250 lira. Bitim aşaması 2 gün falan sürüyor. Peki pazarlık yapabiliyor muyuz? Tabii pazarlık sünnettir uyguluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Siz şöyle bir sedef işçiliğiyle yapılmış ürünlere göz atın. Sonrasında buluşalım. Bakın buraya geldiğiniz zaman buradaki güzel ürünleri de satın alabiliyorsunuz. Sedef işçiliğinin nasıl yapıldığını görmenin yanı sıra. We'll be right back.
5. Etnospor Kültür Festivali'ne Atatürk Havalimanı'na geldiğiniz zaman burada birçok atölyeyi de görmüş olacaksınız. Tesip atölyesi, ney atölyesi, çömlekçilik, tesbih atölyesi, ahşap oyma atölyesi. Aynı zamanda istediğiniz ürünü satın almanın yanı sıra bunların nasıl yapıldığını da görebilirsiniz sevgili seyirciler. 4 gün boyunca devam edecek bu festival Atatürk Havalimanı'nda. Girişlerin ücretsiz olduğunu, buradaki oyunları deneyimlemenin ücretsiz olduğunu belirtmek isterim. 7'den 70'e herkes bu festivale gelip katılabilir. Atölyelerin olduğu yerdeyiz. Gezmek olsun da 360 ekranlarında Atatürk Havalimanı'nda Etnospor Kültür Festivali'nde. Burası kemik süsleme atölyesi. Evet. Kemik süsleme ne? Bize bir anlatır mısın? Kemik süsleme Osmanlı'dan kalma minyatür ve gravür işiyle uğraşıyoruz. Yaklaşık 40 yıldır eşim uğraşıyor, bakanlık sanatçısıdır. Tarihi anlatmaya çalışıyoruz. Senelerdir beraber yardım ediyorum ben de aynı zamanda. Bu etkinliğe katıldık işte. Kendimizi gösterdik. İlk kez mi katılıyorsunuz? Yok yok. Bütün bakanlık sanatçısı olduğu için eşim. Bütün etkinliklere gidiyoruz. Ne kadar güzel. O zaman siz şöyle kemik süsleme atölyesinde kemikle süslenen ürünlere bakarken evet. Ben de abladan yine bilgi almaya devam edeyim. Evet. O ne kadar? 2500 lira. 2500 lira. Ayasofya. Şöyle gösterelim. Ayasofya. Mücevher kutusu mu evet, bu? Evet, bölüm bölümdür. Aa ne kadar üstünün, güzelmiş. Evet, işçiliğine göre fiyatları vardır. Aslında objeler birdir ama el emeği ne kadar uzun sürüyor, bir ayda, bir haftada biten var. Televizyonlarını yeni açan seyircilerimiz için tekrar belirtelim. Atölyelerin olduğu kısımdayız Etnospor Kültür Festivali'nde. Kemik süsleme atölyesi burası da. Kemik süsleme işçiliğiyle yapılmış birçok ürün var burada. Bakın bunlar benim dikkatimi fazlasıyla çekti ve bayağı da güzeller. Ne kadar bunların fiyatları? Aşama aşama 1,5 lira onlar. 1500 lira evet, bunun 1500 fiyatı. Evet 1500 lira. Wow. Çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim. Siz şöyle bir buradaki ürünlere göz atın. Arka tarafta bir beyefendi var. Ahşap oyma yapıyor. Hemen onun yanına gidelim biz de. Ahşap oyma atölyesine geldik. Burada yapılmamış bir ürün var şu an üstünde çalıştığınız. Ama arka tarafta ahşap oyma sanatıyla yapılmış birbirinden güzel ürünler var. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç şu an sizlere gösteriyor. Şimdi çalışmalarla ilgili bilgiyi buradaki beyefendiden alacağız. İsim? İsmail Boz Bey. İsmail Bey. Kaç gün buradasınız? Öncelikle onu söyleyeyim. 4 gün buradayız. 4 gün boyunca buradasınız. Şimdi buraya geldiğiniz zaman burada özel siparişe ahşap oyma sanatıyla ürün yaptırmanın yanı sıra buradaki ürünlerden satın da alabiliyorsunuz kendi bütçenize göre. Şimdi biraz sizi izleyelim. Bu ahşap oyma sanatı nasıl yapılıyor bir görelim bence. İsmail Bey ne dersiniz? Tabii ki. Olabilir. Bir ürünü yapmak ne kadar sürüyor? Yapacağımız ürüne göre değişir. Mesela yani bu ne kadar şöyle sürüyor? Şöyle bir ürün aşağı yukarı bir hafta ile 10 gün arası değişir. İsim soy isim yazdırmak. Yani harf sayısına göre ve yapacağımız motifin yani harfe vereceğimiz motifdeki değere göre, derinliğine göre ve onun mesela şu şekilde yapmak farklıdır, şu şekilde yapmak farklıdır. Bunun derinliği aşağı yukarı 10-12 milimdir. Yüzeysel oyma deriz. Şunlar daha derindir. 3 santim yani 30 milim derinliğinde ve altları boştur bunların. Düz bir ağacın üzerine önce çizim ve tasarımını yapıyoruz. Sonra oyma işlemine geçiyoruz. O zaman biz sizi biraz izleyelim. Tabii ki, tabii ki. Vallahi ahşap oyma sanatı bayağı meşakkatli. Ürüne göre bir haftayla 10 gün arasındaymış. Pazar akşamına kadar bu festival
Atatürk Havalimanı'nda diyelim ve sizleri ahşap oyma atölyesiyle baş başa bırakalım. Spor Kültür Festivali her yıl 1 milyona yakın ziyaretçi ağırlıyor sevgili seyirciler. Bunu mutlaka belirtmek istiyorum. Ve atölyelerin olduğu kısımdan bir türlü çıkamadım ben. Çok gerçekten keyifli burası. Çömlekçilik atölyesindeyiz şu anda. Burada birbirinden güzel ürünler var. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç şu an sizlere gösteriyor. Hem bu ürünleri satın alabiliyorsunuz hem de burada çömlekçilik nasıl yapılıyor şöyle görebiliyorsunuz. Bir hanımefendi var orada, çok tatlı. Şöyle ben de geçeyim. Burada çömlekçilik mi yapıyorsun? Evet. Dur saçlarını şöyle bir çekeyim. Siz öğretiyorsunuz. Evet, biz de öğretiyoruz. En güzel şekilde öğrettiğinizi düşünüyorum. Deminden beri dinliyorum sizi. Çok teşekkürler. Bu geleneksel sanatın gerçekten bütün herkesle buluşması çok önemli. Çünkü hem dokunarak büyük bir terapi haline bedeninizi sokuyorsunuz hem de bu kültürü yaşatmış oluyorsunuz. Toprağın zaten insan psikolojisinde rahatlatıcı bir etkisi var. Hani toprak kokusu yağmurdan sonra gelince böyle bir beynimiz uyuşur, böyle kendimizi çok iyi hissederiz ya. Toprakla oynamak da öyle, toprağa basmak da öyle. Evet, aynen öyle. Şimdi arkadaşımız tam olarak şekillendirmenin en çok başında, henüz içini oydu ve bunu bir silindir haline getirecek. Peki bir şey soracağım, bir ürünün yapım aşaması ne kadar sürüyor? Hava şartlarına çok bağlı ama yani bu sizin profesyonel alanınızla da çok bağlı. Normalde bir ürünü 5 dakikada yapabilirsiniz, 20 dakikada da yapabilirsiniz. Yaptığınız ürünün çok büyük oluşu da işi çok değiştiriyor tabii ki ama küçük bir bardağı çok 5 dakika gibi bir sürede çok hızlı yapabilirsiniz. Çok güzel gidiyorsun, devam ediyoruz biz burada. Bu arada bir şey söyleyeceğim size. Bunu yapmak için hani böyle fotoğraf falan çektirmek için, sırf bunu denemek için Kapadokya'ya gitmenize gerek yok. Bak 4 gün boyunca bu festival burada. Gelin burada atölyelerin olduğu kısımda çömlekçilik yapın. Değil mi? Evet. Zevkli mi? Çok güzel. Gerçekten mi? Evet. Çok keyifli. Çok güzel. Şimdi biraz daha parmaklarını bastırıp dibe doğru gidebilirsin. Çok önemli olan nokta tamamen işi gönyede tutabilmek. Yani dirseklerinle dizini, bacaklarını dirseklerine iyice dayayarak. Burada çok önemli, çamurun seni yönlendirmemesi gerekiyor. Sen çamuru yönlendireceksin. Sen edeceksin. Aynen öyle. Sen çamuru yönlendir. Hükmet çamura, ismin? Ece. Ececiğim, vallahi sen bu işi kaptın benden söylemesi. Normalde ben de denerdim aslında nasıl yapıldığını ama çekim bitsin, ondan sonra deneyeceğim. Bakın siz de buraya geldiğinizde ücretsiz bir şekilde çömlekçilik yapabilirsiniz. Ece gibi benden söylemesi. Kaç yaşındasın Ece? 16. 16 yaşındasın. Çömlekçi oldu başımıza Ece. Evet. Kolay gelsin. Keyfiniz evet, bol olsun. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Valla ben atölyelerin oradan çıkamadım açıkça söylemek gerekirse. El mi sallayacaksın? Gel. Gel. Gel bir el salla. Gel. Merhaba. Merhaba. Sana da merhaba. Nasıl buldun Etno Spor Kültür Festivali? Bayağı iyi. Bayağı mı iyi? Evet. Ata bindin mi? Yok abla, binemedim. Yok abla, binemedin mi? Hadi git ata bin. Sana da merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun? Hiç böyle hocalar gezdiriyor. Hocalar gezdiriyor mu seni? Keyifli mi festival? Evet.
İyi, keyfini çıkart o zaman. Tamam. İşte burası böyle cıvıl cıvıl. Bu arada tekrar belirteyim, ben atölyelerin oradan çıkamadım sevgili seyirciler. Gerçekten de o kadar güzel atölyeler var ki. Biz bu atölyelerin bir arka tarafındaydık. Şimdi bir de bu tarafa geldik. Metal takı atölyesi, deri işleme atölyesi, cam üfleme atölyesi, sonra İpek Koza çiçek atölyesi var. Orada çiçek gibi hanımefendiler var. Gidelim mi oraya? Gelelim valla. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz, biz de çok teşekkür ederiz. Böyle atölyelerin olması bu festivalde bizim için çok güzel oldu. Neyin nasıl yapıldığını hem görmüş oluyoruz hem de istiyorsak satın alabiliyoruz. Aynen, bence evet. Bu çok güzel bir şey. Aynen. Bu arada kameranın önünden sürekli yürüdüğümüz için kalabalıktan sürekli birileri gelip geçebilir sevgili seyirciler. Onu da belirtmek istiyorum. Kim yapıyor bu güzel işçiliği? Şimdi şöyle, ben Kültür Bakanlığı somut olmayan kültürel miras taşıyıcısıyım. İpek Koza çiçek yapımı. Bedri Hocam da burada satışta destek olmak amaçlı. Ben de burada workshop, sunumlarla ilgili buradayız. Fakat kendisi aynı zamanda benim bu husustaki ustamdır da. Süper, süper. Teşekkürler. Annem, anne, yapabilirsin. Anne kızsınız. Ay hocam deyince sen de dur bir dakika ortanıza git. Anne kızsınız demek. Anne, İpek Koza çiçek yapımı. Evet. Şimdi şöyle gösterelim. İpek Koza bunlardan yapılıyor. Bu çiçekler değil mi? Evet. Doğru söyledim doğru, değil mi? Evet. Heh, doğru söyledim. Hatta gezmek olsun tüm hızıyla devam ediyor. 360 ekranlarında 5. Etnospor Kültür Festivali'ndeyiz. 5. Etnospor Kültür Festivali'nde atölyelerin olduğu kısımdayız. Tekrar belirteyim. Yanımda iki güzel hanımefendi var. Nasıl herkesi yapılıyor? Bekliyorum. Bize herkesi bekliyoruz pazar akşamına kadar. Evet, evet. Girişler ücretsiz. Ulaşım evet. Çok kolay. Arabayla, otobüsle, metroyla, minibüsle her şekilde gelebilirsiniz diyelim ve İpek Koza çiçek yapımını gösterelim. Aynen. Şimdi bir tane kozamıza bir yaprak gösterelim. Tamam. Çiçekleri gösteren yapraklarıdır. Tamam. Şu şekilde aradan girdim. Şöyle bir damla motifi oluşturdum. Gördüğünüz gibi. Evet. Ardından şöyle makasımla küçük küçük çentikler atarak yaprak motifini oluşturuyorum. Şekilde. Ay keşke bende de böyle bir el becerisi olsa. Aslında şöyle. Aslında çok kolay demeyin. Evet, kadın her şeyi yapar ama her şey eğitimden geçer. Evet. Ama ben şu an yapamam. Ama ben öğretirim. Ama ben öğretirim dedi. Ben öğretirim. Ya bir şey söyleyeyim mi? Çok büyük bir şans bunları böyle burada görebilmek. Normalde hani televizyonlarda görüp izleyebiliyoruz. Buraya gelip de işte bunu böyle canlı canlı görebilmek büyük bir şans. Ben size söyleyeyim. 4 gün boyunca bu festival devam ediyor. 4 gün boyunca İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelebilirsiniz. Ve siz de benim gibi nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Çiçek bahçesinde şimdi, gezebilirsiniz. Çiçek bahçesinde gezebilirsiniz. Bak küçük arkada bahçe çiçek bahçesi hazırlamışlar. Şu mikrofonu bir tabii. Tutabilir misiniz? Şimdi bir dakika. O. İpek Koza çiçek yapımı. Evet. Bak şunu şöyle bir saçıma takayım. Ne kadar bunun fiyatı? Onun fiyatı 20-25 civarı değişiyor. 20-25 civarı. Hemen bunu çıkartalım. Bak satın da alabiliyorsunuz aynı zamanda. Ha, bunu takayım ben evet. Hatta saçınızın arasından takın çok gösterişli öyle oluyor. Öyle mi? Saçımın aynen. Arasından takayım daha mı gösterişli oluyor? Hemen takayım şöyle. Evet. Ne kadar bu? Ne kadar bu? O da ne kadar? O da 30-35. 30-35 civarında. Peki siparişe göre burada yapıyor musunuz? Tabii yapıyoruz. Mesela buradan modeli beğeniyorlar. Ben diyorum ki ona göre, uygunluk durumuna göre 15 dakika sonra, 20 dakika sonra alabilirsiniz diyorum. Ay süpermiş. Bu güzel hanımefendileri mutlaka görün buraya geldiğinizde. Ben bu sanata bayıldım. Şöyle bir buraya göz atın. Sonrasında artık atölyelerden çıkalım. Alanın arasına birazcık da karışalım. Atölyelerde kalırsam yoksa ben buradan çıkalım. Buradaki her bir atölye kitap gibi. Vallahi okumak lazım.
Vallahi atölyelerden çıktık geldik. Burada bir yarışma var herhalde. Ne olduğunu da bilmiyorum. Etnospor Kültür Festivali tüm hızıyla devam ediyor. 4 gün boyunca sürecek bu festival. Pazar akşamına kadar buraya gelebilirsiniz. Girişler ücretsiz diyelim ve burada ne var hemen gösterelim. Merhaba. Merhaba, nasılsın? İyiyim, siz? İyiyim ben de. Ne oluyor burada, anlatır mısın bize? Burada şu anda ok savaşları oluyor. 5'er kişi grup oluyorlar, tamam, ve burada birbirlerine ok atıyorlar. Tamam. Tamamen zararsız. Tamam. Karbon var zaten önlerinde. Oyun mu oynuyorlar? Evet, oyun oynuyorlar. Cephe alıyorlar. Herkes saklana saklana birbirine ok atıyor. Kazanan ödül var mı? Maalesef. Yok mu? Yok. Ay dur bakayım, bir aralara girmeye çalışayım diyeceğim de vurulur muyum? Yok, vurulmazsınız ya, kolay ve güzel. Sorun yok. Gerçekten mi? Evet. Şimdi beşerli grup halinde birbirlerine ok atıyorlarmış. Kesinlikle zararsızmış. Şöyle okları da gösterelim. Ay! Hemen şöyle bakın. Bu ok. İtaç'cığım kusura bakma. İşte böyle fırlıyor sevgili seyirciler. Bakayım bir. Aa, bu kadar yakına da girebiliyorlar mı? Şöyle Mithat göstersin. Ha, böyle gidebiliyorlar bir de. Hareket edebiliyorlar. Serbest mi oldu? Efendim? Hücum ediyorlar şu anda, baskın serbest mi oldu? Oo, bu oyunun adı? Bu oyunun adı Ok Savaşları. Ok Savaşları. Evet. Vay 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 vay. Hayatımda ilk kez Ok Savaşları'nı görüyorum. Sen Mithat? Evet. Yani çok eğlenceliymiş bence. Çocuklar enerjilerini de atıyor sevgili seyirciler aynı zamanda. Buraya gelindiği zaman bir dakika dur. Dur. Kimi vurmaya çalışıyorsun? Abla şunu vurmaya çalışıyorum. Şunu mu vurmaya çalışıyorsun? Evet. At, at. Ay vurdun, vurdun. Helal olsun, vurdun. Bir dakika, nereye kadar gidip vurabiliyorlar? İstediği yere kadar gidebiliyor. Şu anda baskın serbest. Baskın basanın da hesabı. Öyle mi? Siz hakem aynen misiniz? Öyle. Ben hakemim. Peki hangi taraf kazanıyor şu an? Şu anda bu taraf iyi gidiyor, sarı takım. Sarı takım iyi gidiyor. Peki hemen diğer tarafta ne var? Diğer tarafta da aynı oyun var. Burada fazla sıra olmasın diye orada da insanlar sıraya girebiliyor çocuklar. Burada ne oluyor? Adam vurmaca. Evet. Siz kendi aranızda mı oynuyorsunuz? Evet. Tamam, sen dön arkana, o zaman vuralım seni. Kıyamıyorum ya. Hak demen lazım. Kıyamıyor musun? Yok. Ya hak. Oh, vurdun. Kıydın. Şimdi birazdan burada da ok savaşları olacak değil mi? Evet, evet. Gün boyunca pazar akşamına kadar buradaki ok savaşları devam edecek. Evet, devam edecek. Süper, çok teşekkürler. O zaman bekliyoruz da gelsinler Atatürk Havalimanı'na. Herkesi Atatürk Havalimanı'na bekliyoruz. Ok savaşlarına. Ortadan kavruyoruz. Siyah bölüme ucunu takıyoruz bunu. Biraz aşağı indir. Evet. Elinizin üstünden. Çekin şimdi. Kimi vurayım, kimi vurayım? Hocamız vurun. Ay hocayı da vuramam ya. Şunu çekeceksiniz, beyaz kısım. Ya ben böyle vuramıyorum. Gelsin çocuklar oynasın. Ben böyle vurmak istiyorum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ay mutlaka deneyim bence. Enerji atmada bir numara. Vallahi benden söylemesi. Şöyle bir göz atın. Sonrasında burada neler olduğunu tekrar sizlere göstermeye devam edeceğiz. Alan o kadar büyük ki buradaki her etkinliği sizlere bir kere göstermemize imkan yok. Mutlaka buraya gelip görmeniz gerekiyor, onu söyleyeyim. Bu arada İpek Koza çiçek yapımından şöyle taç hediye ettiler bana. Başıma taktım tacımı, gezmeye devam ediyorum. Aman Allah'ım, burada birbirinden güzel hanımlar var. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Festival nasıl? Çok güzel geçiyor. Ya eğleniyor musun? Evet, çok eğleniyorum. Sen? İyiyim, güzel geçiyor festival. Güzel mi geçiyor? Şimdi burada ne olduğunu bilmiyorum sevgili seyirciler. Şimdi bakacağım buraya. Kameraman arkadaşım Mithat göstersin. Burada bir kuyruk var. Şimdi neresi kalabalıksa oraya gitmeniz gerekiyor. Nerede ne etkinlik varsa oraya adım atmanız gerekiyor. Burada çok güzel bir hanımefendi var. Hemen girelim yanına. Şöyle duralım. Ne yapıyorsun? Merhaba, yüz boyama yapıyorum. Yüz boyama evet. Mı yapıyorsun? Çok isterdim yüzümü boyattırmayı ama yayın var. Yayın yayından var. Sonra. Yayından, söz mü? Söz. Ne yapacaksın? Ne isterseniz. Söz mü? Söz. Tamam, yayından sonra boyattıracağım tamam, yüzümü. Tamam, bekliyorum. Ne kadar güzel giyinmişsin. Teşekkür ederim. Ay,
Ay rica ederim, çok güzelsin. 41 kere maşallah. Burada ne oluyor? Yüz boyama ayrıca. Merhaba. Balon katlama. Çocuklara kılıç. Ben de çocuğum. Şapka yapıyoruz. Ben de çocuğum. İçindeki çocuğu öldürme demişler. Evet, kim demiş? Yine çocuklar demiş. Aynen öyle. O yüzden şimdi ne istiyordun? Kılıç yapacağız şimdi bakalım. Herhangi bir ücreti var mı? Hayır, ücretsiz. Etkinliklerimizin çoğu ücretsiz. Oo! Sıraya geçiyoruz. Şöyle yapılmışı bakın görelim. Bu kılıç mesela. Bak, balondan kılıç. Sevgili seyirciler, köpek de var balondan, bakın şöyle, balon da var, köpek var balondan, kafam karıştı, balondan köpek var, köpekten balon var, balondan kılıç var, yüz boyama var, ay her şey var, etkinlikler ücretsiz, çıkın gelin, şöyle bir buraya göz atın. Allah'ım, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan çıktık biz. Tokat'a geldik. Evet, merhabalar. Tokat'a geldik. Hoş geldiniz. Sefalar getirdim. Allah Allah. Hem de kömürde. Kömürde Tokat yaprağından Tokat sarması. Allah'ım. Tokat'ımıza has bir yemeğimiz, bilirsiniz. Ay bu şöyle, koku var ya, bu koku. Bu baklava dolmamız. Ay sevgili seyirciler, buraya geldiğinizde şu tencereyi açtırın. Vallahi yemeseniz de şu koku var ya, yetti. Doydum. Evet. Şundan bir tane alabilirim. Sıcaktır ama. Sıcak olsun. Sıcaktır. Aman dikkat, çok sıcak. Kim sardı bunu? Tabii ki Tokatlı Hanım. Tokatlı Hanımlara selam olsun. Tokatlı Hanımların elleri dert görmesin. Böyle bir şey yok. Aman Allah'ım ya Rabbim. Yaprağı Tokat'tan. İçindeki eti Tokat, bu et dolması. Yaprağımız Tokat'tan. Bulguru Tokat'tan. Yapanlar Tokatlı, yiyenler fare Tokatlı. Ay Allah'ım, bayıldım. Ben hayatımda böyle bir yaprak sarması yemedim. Tokat çadırından şöyle yürüyorum. Evlenince ne oluyor? Eşin nereliyse oralı oluyorsun. Ben de evlendim. Eşim Bursalı, Bursalı oldum. O zaman Bursa'nın ufak tefek taşları diyelim ve Bursa çadırına girelim. Bursa'nın ufak tefek taşları, Bursa'nın ufak tefek taşları. Şimdi İstanbul'dan çıktık, Atatürk Havalimanı'ndan. Önce Gaziantep'e gittik. Sonra biraz daha dolaştık buralarda. Sonra Tokat'a gittik, bir sarma yedik. Sonra çıktık geldik Bursa'ya. Ne dedim? Evlenince eşinin tarafı nereliyse, eşin nereliyse oralı oluyorsun. Alanyalıyım ama artık kütükte Bursa yazıyor. Bursa'ya da selam olsun. Şimdi burada ne var? Burada ne var? Bursa Çin'i var. Çin'i mi var? Bursa'nın Çinisi var burada. Burada ne var? Bursa İpek Halısı var. Bursa İpek Halısı var. Buraya geldiğiniz zaman işte böyle Bursa İpek Halısı'nın nasıl yapıldığını izleyebiliyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman Bursa Çin'i nasıl yapılıyor görüyorsunuz, değil mi? O zaman şöyle ben sizi bu güzel görüntülerle baş başa bırakayım. Bak ortadan ipi geçirdim. Şuraya. Evet. Oraya bir dakika. Evet. Şöyle. Evet. Onu sağa al. Böyle. Evet. O düz çizginin arkasından aşağıya. Şöyle mi? Evet, aşağıdan alacağım. Neyse öyle al. İkisini sol parmaklarına tut. Ben işi bilene bırakayım. Mithat neredesin? Ben işi bilene bırakayım.
Vallahi kolay gelsin. Allah razı olsun. Vallahi çok zormuş. Bak ortadan geçirdik. Sola, soldan sağa, düz çizgi arkadan aşağıya, ikisini solla tuttuk, sağ dışarı büktük aşağıya. İşte böyle anlatınca, böyle anlatınca kolay gibi duruyor ama hiç kolay değil. Çok öğrenin büyük emek var. Öğrenene kadar evet, tabii evet. ki zor ama gerçekten de bakın görüyorsunuz bir halı kolay evlerimize gelmiyor. Bir çini değil mi? Kolay bir şekilde evlerimize, ofislerimize gelmiyor. Onu belirtmek istiyorum ve sizi burayla baş başa bırakıyorum. Mutfağı burada, evrensel tatlar burada, Afganistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Cezayir, Filistin, Gürcistan, Karadağ, Kamerun, Kazakistan, Kırgızistan say say bitmez. Hemen şöyle Azerbaycan'a gelelim, neler var burada? Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Yahşiyem, siz necesiniz? Yahşiyem, ben de Yahşiyem. Ne var ne yok? Yaşlılık. Yaşlılık. Neler var burada? Sen hep yaşlı, yaşlı mı diyeceksin? Söyle neler var burada? Burada bizim milli müzik aletlerimiz var. Milli müzik aletleriniz var. Evet, başka? Milli giyimlerimiz var. Milli giyimleriniz var. Bu da mı sizin milli giyiminiz? Evet. Şöyle bir gösterelim gel. Azerbaycan'a sevgiler olsun. Bakın Azerbaycan'ın milli kostümü mü bu? Evet. Başka neler var? Başka bizim burada dediğim gibi süvenirlerimiz var. Bizim öyle çantalarımız var. Çantalarınız var başka? Papaklarımız var. Yemeğimiz indi gelecek. Yemeğiniz de gelecek. Ne buğlama. Yemeğe gelecek? Buğlama. 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 Şöyle alayım seni. Bir dakika doğru söyledim mi? Buğlama. Heh. Buğlama. 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 Ha doğru. Sonunda buluştuk. Buğlama nasıl bir şey? Böyle sebzeli. Evet. Etli yemek. Sebzeli etli yemek. Buraya Azerbaycan'a özgü bir yemekmiş. Bardı ama o kadar çok ziyaretçi var ki bitmiş. Biz de kayınvalidem beni sevmiyor demek ki bak. Azerbaycan'ın buhlamasını yiyemeden gidiyorum. Azerbaycan'a kolay gelsin. Nereye gidelim? Bosna Hersek'e gidelim. Hemen Azerbaycan'ın yan tarafında Bosna Hersek var. Bosna Hersek'te wow, iki güzel kadın var. Şöyle bir gösterir misin Mithat'cığım? Bosna Hersek'e sevgiler olsun. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Türkçe bilmiyor. Türkçe bilmiyor. Çok pardon. Hemen o zaman şöyle geçeyim. Ama nasılsın? Kakusi. 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 Dobros. Dobros. İyiyim diyor. Nasılsın dedim iyiyim diyor. Dobros. Ya bana bak ben her şeyi çözdüm buraya gelince. Mutlaka bu festivale gelin sevgili seyirciler. Şimdi Bosna Hersek mutfağından neler var? Biz bugün boşnak türlüsü yaptık. Boşnak? Türlüsü. Türlüsü. Yani sebze ve meyve, sebze ve et karışımı. Tamam. Ya işte soğan var, çeşit çeşit. Burada zaten bu boşnak yok. Türlüsü. Evet. Bu? Bu boşnak kaymağı. Kaymağı. Evet. Bu taraf, bu tarafta hani biber içinde yapılan bir koyulan bir kaymak türü var. Aa. Onu da getirdik. O biberin kokusunu çekiyor, tadını çekiyor. Wow. Kaymak da çok güzel oluyor. Bu aynı bununla. Burada da dana etinden kuru et diyoruz ona. Kuru et evet, var. Çok tuzlu oluyor. Ve bu sucuk ne? Var. Şu, bu ne? Orada da. O da domates sosu içinde köfte. Bu arada bir şey söyleyeceğim. İsim? Elma. 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 İsmin Elma. Evet. Elma diyebilirim değil evet. mi? Elma şimdi Bosna Hersek'ten buraya geldi. Aşçımız bu güzel hanımefendi yapmış buradaki yemekleri. Şimdi buraya geldiğiniz zaman her ülkenin geleneksel lezzetini tadabiliyorsunuz. Onu da söylemek istiyorum. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ne kadar güzeller ya. Vallahi maşallah. Şöyle bakayım. Göstersin Mithat burayı size.
Dünyadan tatlar var burada sevgili seyirciler. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç şu anda dünyadan tatları gösteriyor. 5. Etnospor Kültür Festivali'nde Atatürk Havalimanı'nda. O zaman şöyle bir buralara göz atın. Sonrasında sizi ben tekrar karşılayayım. Neresi kalabalıksa oraya gidelim diyeceğim ama burada her yer kalabalık sevgili seyirciler. Şöyle baksanıza, değil mi Mithat? Her yer kalabalık burada yani. Sadece Türkiye'den ilgi yok bu festivale. Dünyadan ilgi var bu festivale. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç şu anda gösteriyor. Irak. Irak'a gelelim şöyle. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizler de hoş geldiniz. Eyvallah. Neler var? Pilavlı kuzu var. Bitmiş, bitirmişler. Bitirmedik, daha var. Ama insanlar gelmedi, yemedi artık. Bayağı doydular mı? Bilmiyorum. Doydular, doydular. Her yerde bir şeyler ikram ediliyor. Her yerde bir şeyler ikram ediliyor. Zerdeçallı pilav varmış orada, bak. Allah! Of 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 of. Irak, görüşürüz. Buradan vallahi billahi doyup gidersiniz, ben size diyeyim. Yani o kadar güzel şeyler var. Teşekkürler. İzlemeye devam edin. Ya burası çok keyifli sevgili seyirciler. Bu bulunduğumuz alana göz atın. Sonrasında Yıldız sizleri tekrar karşılasın. Tunus hurması yiyeceğim ben. Tunus'a özgü kuskus yapacaklarmış. Şunu da söylemek istiyorum ben hurmayla ilgili. Ben hiçbir zaman hurmanın çekirdeğini atmıyorum. Hep biriktiriyorum ya da cüzdanıma koyuyorum. Bunu da hazır hurma yemişken söylemek istedim. Tekrar şöyle bir buralara göz atın. Sonrasında sizleri karşılayalım. Tunus'a selam olsun. Teşekkürler. Malatya, Malatya bulunmaz eşin. Malatya, Malatya bulunmaz eşin. Devamını bilmiyorum abi. Esas sanatçılarımız burada. Aa, buyurun. Şöyle alalım. Aa, lütfen sizi böyle alalım. Biz İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan çıktık şimdi. 5. Etnospor Kültür Festivali'ndeyiz ama hala. Ama Malatya'ya geldik. Dünya lezzetlerinin tadına baktık. Oradan çıktık, hop Malatya'ya geldik. Kayısısı var. Başka neler var? Nelerimiz yoktur. Neleriniz var? Bir anlat. İnsanımız var. Müdürümüz anlatsın daha diyeyim. Sanatçımız var. Yöresel ürünlerimiz var. Kendi yöremize ait ürünlerimiz var. Başka neyimiz var? Nelerimiz yok. Turtumuz var. Kayısımız var. Güngurumuz var. Bakın şeyle ikram edeyim. Pardon. Allah Allah, arkaya koymuşlar. Hemen çıkartıyorlar kayısıları. Bir de orada tesbih yapımı var galiba. Değil mi? Şöyle tesbih dizimi ve yapımı var. Ay Allah'ım, Malatya çadırı. Dur, tutmayın beni Mithat, ben şöyle duracağım. Şöyle duracağım. Ceviz, badem, tut kurusu. Gün kurusu. Gün kurusu. Başka bu? Sarı. Sarı kayısı. Tabii sarı kayısı. Normal kayısı İslimli. Yok mu ya? Normal kayısı yok, daha var. Henüz çıkmadı mı? Henüz daha 15-20 günü var. Biraz tarihi erken olduğu için ürün yetişmedi. O yüzden kurusunu getirdik. Bu ne? Tandırımız. Aa, dur, bunu bir merak ettim. Bir dakika, bunun bir tadına bakacağım. Abi çok güzel. Bir dakika. Ay bu var ya bu. Yediriyor. Esas ona bak. Neyle yiyeceksin? Bak bu seni. Ama pendirle yiyeceksin.
Esas peynir bunu neyle peynir yiyecekmişiz? Pendir. Pendirle. Peynirle değil, pendir. Peynir değil. Pendirle yiyeceksiniz bunu. Malatya Çadırı'ndayız. Evet, Edo Spor Kültür Festivali. Pendir ne oluyor? Peynir oluyor. Peynir. Biz pendir deriz. Siz pendir diyorsunuz. Pendir deriz, peynir deriz. Duruma göre burada peynir derler. Çünkü burası batı. O tarafı doğu, pendir deriz. Biraz da, kelimede biraz oynama var. Ben hayatımda böyle güzel bir şey yemedim. Lezzet görmedim. İşte yöremize ait bir lezzet. Koyun peyniri. Yani çoğu yörede farklı. Tandır çok güzel. Abi Etno Spor Kültür Festivali'ne geldiğiniz evet zaman mutlaka ama mutlaka Malatya Çadırı'na uğrayın. Böyle güzel insanları tanımanın yanı sıra o yöreye, yani hangi çadıra giderseniz o yörenin kültürel özelliklerini de öğrenmiş oluyorsunuz. Değil mi? Öğretmeye çalışırız. Öğretene bakacaksın, öğrenene bakacaksın. Ne diyelim artık? Allah! Aman Allah'ım! O zaman Malatya, Malatya bulunmaz eşin. Gönülleri coşturur aylara güneşin. Aman 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 Kerin eklimisin. Kerine'ye gelmeye de yeminli misin? Malatya'ya gelmeye yeminli misin? Allah'ım! Malatya'dan sevgiler olsun. Beşinci Etno Spor Kültür Festivali bütün güzelliğiyle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. İşte böyle birbirinden güzel çocuklarımız var. Hangi çadırlara gittin? Şu anda şuradan en başından beri şu çadıra kadar gittim. En başından beri bu çadıra kadar gittin. Ata bindin mi? Şuralara ata bindin mi? Yok, daha binmedim. Daha binemedim. Hemen git ata bin. Ayrıca şurada çocuk etkinlik alanı var. Orada çuvallarla böyle zıplıyorlar. Onları da yap. Tamam mı? Tamam. Sevgili seyirciler, 5. Etno Spor Kültür Festivali İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 4 gün boyunca devam ediyor. Yarın akşam son bulacak. Pazar akşamına kadar, yani buraya gelip mutlaka geçmişten günümüze neler var onları görebilirsiniz. Ata binebilirsiniz. Onun dışında mangala oynayabilirsiniz. Onun dışında biraz önce söyledim, çuvalla zıplayabilirsiniz. Ve geleneksel tatları deneyebilirsiniz. Daha mı? Daha birçok şey var. Buyurun şöyle bir Etnospor Kültür Festivali'nde alana göz atın. Sonra tekrar sizleri karşılayayım. Etkinlik alanına göz attınız. Burada neler olduğuna baktınız. Ben de çocuk oyun alanına çıktım, geldim Etno Spor Kültür Festivali'nde. Şimdi çuval yarışı başlıyormuş. Evet, başlıyor. Başlıyor mu? Evet. Ben de yarışabilir miyim? Aa, tabii ki, çok memnun oluruz. Ya ben yarışacağım çuval yarışında. Yıldız Etno Spor Kültür Festivali'ne geldi de çuvalla yarışmadı mı dedirteyim. Hemen. Ben tamamlayabilir miyim bilmiyorum ama bu arada. 3. Ay bu çok zormuş Mithat. Ben birazcık yoruldum Mithat. Ben devam edemeyeceğim sevgili seyirciler. Hiç göründüğü gibi deyince. Aa bak bu mantıklı. Bak bu mantıklı. Ben de böyle böyle gidebilirim sevgili seyirciler. Böyle böyle. Yıldız Etno Spor Kültür Festivali'ne geldi de çuval yarışı yapmadı mı dedirteyim ben. Ay, ben biraz kolaya kaçtım. İp atlamaya gidiyoruz. Merhaba. Merhaba. Yarışma mı var burada? Evet, yarışma var. Katılmak isterseniz İsterim. Buyurun. İsterim. Ama önce ayakkabımın bağcığını bağlayayım. Siz de o arada buralara bir göz atın. Görmüş olduğunuz gibi ip de atladım. Ay, yoruldum mu? Yoruldum ama en güzel şekilde bunu başardığımı düşünüyorum. Festival alanında bir göz atın, sonra tekrar karşılayacağım.
5. Etno Spor Kültür Festivali İstanbul Atatürk Havalimanı'nda pazar akşamına kadar devam edecek. Buraya gelip görmüş olduğunuz gibi bu güzel atları sevebilirsiniz. Onlarla gezintiye çıkabilirsiniz ücretsiz. Girişler ücretsiz. Burada ne yapmak isterseniz hepsi ücretsiz diyelim. Ve bize ayrılan sürenin sonuna geldik artık sevgili seyirciler. Kendinize iyi bakın. 360 ekranlarından ayrılmayın. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı. Ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun diyelim. Öpüyorum. Hoşça kalın. Mutlaka ama mutlaka bu festivale katılın. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 5. Etnospor Kültür Festivali.